adım adım dünya coğrafyasını gezmeye devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, şimdi de Sibirya'ya geldik. Evet, Sibirya büyük bir coğrafyanın adı. Sadece küçük bir bölge değil. Neredeyse Rusya'nın üçte birini kaplıyor. Bizim buraya geliş sebebimiz buralar Tuva gibi, Altay gibi ve Akasya gibi Türk Cumhuriyetlerinin olduğu, çok sayıda Türk'ün ana vatanının bulunduğu, özellikle Yenisey anıtlarının bulunduğu yer. Ama bir başka gayemiz var. Şehitlerimizi ziyarete geldik. Bu coğrafyada on binlerce Mehmetçik esir kamplarında şehit olmuştu. 1914-15-16 yıllarında binlerce, on binlerce Mehmetçiğin esir olarak geldiği lokomotifler balık istifi Mehmetçik taşır, soğuktur. Aylar sürer Sibirya işlerine kadar ve on binlerce Mehmetçik şehit olur. Onların ruhunu şahit etmek için Sibirya'ya geldik. En önemli kampların olduğu Güney Sibirya bölgesindeyiz. Tuva'dayız, Hakas'tayız, Yenisey Vadisi'ndeyiz. Biz tarihimizi araştırıyoruz. Sibirya'daki esir kamplarını araştırıyoruz. Tarihi tren istasyonlarından yola çıkarak adım adım Sibirya'yı gezeceğiz ve Sibirya'da 60'dan fazla esir kampı, 120 binden fazla esirin kaldığı, tutsak edildiği, çok azının Anadolu'ya döndüğü esir kamplarını araştırıp ekranlara getireceğiz. Tren istasyonları nice olaylara sahne olmuştu. Hakas Cumhuriyeti'nin başkenti Abakan ve Abakan'ın tarihi tren istasyonunda ve tren vagonunun önündeyiz. O esirleri getiren trenler ve vagonlar ve lokomotifler bugün birçok yerde müze haline getirilmiş. Tıpkı Güney Sibirya'da Hakas'ın başkenti Abakan'da olduğu gibi. İstasyonlarında insanlar şimdi onları ziyaret ediyor ve tren istasyonlarında çocuklar oynuyor. Tarihi vagonlar, tarihi tren istasyonları tarihten çok şey anlatıyor. Abakan tren istasyonundaki tarihi tren lokomotifinin önünden Fatiha okumaya davet ediyorum. El Fatiha diyorum Gurbet Er'de esir kamplarında şehit olan Mehmetçiklerimiz için. Abakan tren istasyonundan yine Sibirya işlerine doğru yolumuz devam edecek ve trene bineceğiz. Abakan istasyonunda trenimize bindik. Yalnız esirlerimiz böyle bizim gibi 4 kişilik kombardımanlarda gitmiyorlardı. Yataklı vagonu değildi onlarınki, yük vagonuydu. Onlar 30-40 kişilik istifler halinde dolmuştu ve bazıları o vagonlarda soğuktan, açlıktan ölmüşlerdi. Abakan şehrini yavaş yavaş terk ediyoruz. Yani Abakan şehrinin tipik evleri, Hakas Türklerinin Cumhuriyeti, Hakas Türklerinin başkenti Abakan burası. İşte Abakan çayı ve bu Abakan çayı Yenisey Irmağı ile birleşiyor ve Abakan Çayı üzerinden geçiyoruz.
Tıpkı Mehmetçiklerimizin bindiği o tren yollarında, ama onlar bizler gibi konforlu değildi. Onlar yük trenindeydi, onlar üst üsteydi. Birçokları acından ölmüştü, soğuktan ölmüştü. 3 ay, 4 ayda Sarıkamış'tan, Kars'tan Sibirya işlerine kadar gelmişler. Mehmetçikleri o esir kamplarında çalıştıkları sıkıntılı dönemdeki o tren yollarında, onları düşünerek diyoruz, ama sizleri de bu coğrafyaya davet ediyoruz. Aslında bu coğrafya yabancı bir coğrafya değil. Birçok Türk boyunun yaşadığı coğrafya, binlerce yıllık tarihimizin olduğu coğrafya. Bugün Sovyetlerin 22 tane özerk cumhuriyetinin yarıdan fazlası Türk cumhuriyetleridir. Özerk cumhuriyetler. Bunlar tarih sahnesi boyunca çok acı çekmişler. Orhan Bey, bugünün bir kısa değerlendirmesini sizden istiyorum. Bugün sabahleyin saat 6.30 sularında Tuva'nın başkenti Kızıl'dan yola çıktık ve Sayan Dağları'nı aşarak yer yer Yeniseyin Kolları Vadisi boyunca ilerleyerek çok güzel ormanlıklar, ovalar arasından geçerek Turan şehrine geldik. Orada Turan Müzesi'ni ziyaret ettik. Turan'daki müzede de farklı güzellikler gördük. Ve oradan yola çıkarak Minsk'e geldik. Orada Minsk Müzesi'ni ve şehir meydanındaki göreceğimiz yerleri gördükten sonra hızla Hakasya'nın başkenti Abakan'a, Abakan Devlet Müzesi'ne geldim. Devlet Müzesi'nde aslında Hakasya'daki arkeolojik kazılarda bulunan milattan önceki, özellikle yazıdan önceki yazıtlar, kaya yazıtları ilgili çok iyi örnekler gördük. Çok şaşırdık. Milattan önce 5000 yıllarına kadar giden kaya yazıtlarını gördük ve çektik. Dünyadaki en uzun 5 metre boyundaki kaya yazıtını da orada tespit ettik. Orada 5000 yıllarına kadar, yani bugünden düşündüğünüzde bugünden 7-8 bin yıl öncelerine kadar bu bölgedeki Türklerin yaşam biçimleri, kültür ve medeniyetinin izlerini Hakasya Devlet Müzesi'nde şahit olduk. Milattan önce 9 büyük akın, milattan sonra 13 büyük akın Türkler bu bölgeden dünyaya yapmışlardır. Ve bugün Abakan Müzesi'nde gördüğümüz bir yazıt da bize Türklerin Bering Boğazı'ndan da Amerika'ya geçerek Batılıların her türlü aşağılık hareketleri yaparak öldürdükleri Kızılderililerin de aslında Türk kökenli olduklarını anlamış olduk. Şimdi aslında Abakan'dan bugün Krasnoyarsk'a gidiyoruz. Buradaki en büyük hedefimiz Krasnoyarsk'ta 1. Dünya Harbi'nden sonra Ruslar tarafından esir alınan Türk ordusundaki askerlerin götürüldüğü esir kamplarını görmeyi hedefliyoruz. Artı Krasnoyarsk'taki Türk mezarlığı, şehitliğini, Triotski mezarlığındaki Türk şehitliğini ziyaret etmek istiyoruz. Oradaki dedelerimize bir Fatiha okumak istiyoruz. Bu borcumuzdur bizim. Buraya kadar gelmişken, Abakan'a, Hakasya'nın başkentine gelmişken, burada 10 saatlik bir tren yolculuğuyla Krasnoyarsk'a çıkarak oradaki bizi bekleyen dedelerimizin mezarlarını bulmaya, onların başına birer Fatiha okumaya gidiyoruz. Çok duygulandırdınız. Ve çok teşekkür ediyorum. Şu trenlerin dili olsa da bir konuşsalar, inanın ağlamaktan izleyemezsiniz. Yerinizden duramazsınız. Kalbiniz dayanmaz bunlara. Çünkü esir alınan dedelerimizin Sarıkamış'tan, Doğu Cephesi'nden, 3. Ordu'dan esir alınan askerlerimiz
Bu özellikle Sibirya'nın değişik bölgelerine sürülmüş, oradaki esir kamplarında bir çorbayla çalıştırılarak, çoğu bu bölgelere de alışkın olmadıkları için ve bu soğuk, soğuğun, kışın eksi 40 dereceye, 30 dereceye düştüğü bu bölgelerde büyük çoğunluğu bu millet için, Türk milleti için, Türk vatanı için, bağımsızlığı için buralarda şehit olmuşlardır. Ben size bir şey söyleyeyim. Aslında 1940'lı yıllarda Stalin'in bir gecede Kırımlı, Kırım'daki 500 bin Kırımlıyı tren vagonlarına bir gecede doldurarak Kırım'da, Ak Mescid'de, Livadiye'de, Bahçesaray'da Türkleri bir gecede tren garlarında toplayıp onları tren vagonlarına üst üste doldurarak Sibirya'ya sürmüştür. Nedir? Almanlara yardım ettiniz bahanesiyle. Aslında öyle bir yardım da yoktu gerçekten. Ve bunların, bu 500 bin kişinin, 500 bin Kırım Türkü'nün 250 bini trenlerde şehit olmuşlardır. Yük trenlerinde tuvalete gitmelerine bile müsaade edilmeden, hiçbir su, yemek verilmeden o dedelerimiz kenarlardaki buzları alarak, onlara emerek su ihtiyaçlarını karşılamışlar ve büyük çoğunluğu, yarıya yakını Sibirya'ya gidene kadar şehit olmuşlardır. Hem Kırımlılar hem Ağızkallılar için de sizleri Fatiha okumaya davet ediyoruz Sibirya treninden. Krasnoyarsk, Güney Sibirya'nın aslında Orta Sibirya bölgesinde Rusya'nın 4. büyük kentidir. Moskova, St. Petersburg, Novosibirsk ve Krasnoyarsk. Bölgesel yönetimin başkentidir ve Hakasya gibi muhtar cumhuriyetler bunlara bağlıdır. Krasnoyarsk tren istasyonundayız ve sabah erken tam saatinde 10 saat sonra Abakan'dan trenimiz Krasnoyarsk'a geldi. Ve sabahın erken saatlerinde Krasnoyarsk tren istasyonuna indik ve burada araştırmalarımızı sürdüreceğiz. Rehberimiz karşıladı bizi. Evet. Geliyor mu? Ekip arkadaşlarımız arkamızda. Sabahın erken saati, kısmen hafif bir soğuk da söz konusu. Çünkü Sibirya işleri ve buralara esirlerimiz gelmişti. Bu istasyonlarda onlar karda kışta inmişti. Zira senenin 7-8 ayı buralar tamamen karla kaplı. Hem endüstri hem de merkezi bir eyaleti Rusya'nın. Dolayısıyla da Rusya'nın en büyük 4. büyük kentlerinden bir tanesindeyiz şu an itibariyle. Endüstriyel anlamda da çok zenginleşmiş bir bölge. Buraya bugünkü programımızı, burayla ilgili olarak görülebilecek yerleri göreceğiz. Şehir durumumuz olacak. Krasnoyarsk gerçekten de yüz ölçümü olarak da Rusya'daki en büyük şehirlerden bir tanesidir. Özellikle kuzeyden güneye olan mesafesi 4000 kilometredir. Genişlik anlamında da kuzeyden güneye oldukça geniş ve büyük bir bölgede bulunmaktadır. 3 milyonun üzerinde bu bölgede insan yaşamaktadır. Ve 100'ün üzerinde de farklı milliyetlerden insanlar burada yaşamını sürdürmektedir Krasnoyarsk'ta. Yaklaşık olarak yılda sadece 2 ay burada karsız ve birazcık güneşli olabiliyor. Onun dışındaki kalan aylarda, yani yaklaşık olarak 9-10 ay burada sürekli kış iklimi hakim. Dolayısıyla da hava sıcaklığı da sürekli olarak soğuk olarak bulunmaktadır, görülmektedir. Şimdi sol tarafta gördüğümüz hükümet binası, heykelin olduğu yerin arkasındaki bina. Sağ tarafta da Krasnoyarsk Parkı'nı görüyoruz. Merkezdeki parkı görüyoruz. Lenin Caddesi, Karl Marx Caddesi isimlerini taşıyan caddeler bulunmaktadır. 3 önemli caddesi vardır Krasnoyarsk'ın. Krasnoyarsk'a da Brezilya'daki Rio Karnavalı şekline benzer bir karnaval düzenlenmektedir.
Yenisey Nehri'nin birleştiği noktalardan bir tanesini göreceğiz. Angara Nehri ile birleştiği yeri göreceğiz. Onun dışında Krasnoyarsk'ta en büyük ikinci Rusya'daki en büyük ikinci büyük hidroelektrik santrali bulunmaktadır. Bugünkü programımızda da yine göreceğimiz bir çapel ziyaretimiz olacak. Onu göreceğiz. Krasnoyarsk'ta önemli yapılardan bir tanesi. Bir diğeri de Krasnoyarsk'ı şehrini tepeden görebileceğimiz, kuş bakışı görebileceğimiz bir tepeye çıkacağız ve oradan da Krasnoyarsk'a bakacağız, fotoğraflarını çekeceğiz. Krasnoyarsk'tayız. Sabahın erken saatleri 3 Eylül 2013 tarihler ve biz tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Özellikle bu coğrafya, Sibirya coğrafyası, esirlerimizin bulunduğu coğrafya ve şehri o şekilde gezmeye çalışıyoruz. Esirlerimizi düşünerek gezmeye çalışıyoruz. Yenisey yine karşımızda ve Yenisey Baykal Gölü'nden su alıyor. Sibirya coğrafyasındaki Türk tarihinin kilometre taşının bulunduğu yerlerdeki suları toplayarak Kuzey Denizi'ne dökülüyor ve Krasnoyarsk şehrinde şu an Yenisey Nehri'nin üzerine doğru gidiyoruz. Manzarasıyla Yenisey kültür tarihimizin izlerini araştırıyoruz Yenisey Vadisi'nde. Yenisey müthiş bir nehir, müthiş bir vadi. Krasnoyarsk kentindeyiz ve Krasnoyarsk kentini, Sibirya'yı, Yenisey'i araştırmamıza devam ediyoruz ve 30 çeşit balığın yaşadığı Yenisey Vadisi, Yenisey Nehri ve Yenisey Nehri bir muhteşem akıyor Krasnoyarsk kentinden. Bunlardan Moskova'da da çok fazla vardı. Hatta Kuzey eski Sovyet Sovyetler Birliği ülkelerinde de bunlardan var. Aşık gençler birbirleriyle aşklarını ebedileştirmek için birbirlerinin kalplerini bu şekilde kilitleyerek ebedileştirmek gibi bir ritüeli bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Krasnoyarsk kenti. Kışın -40 derecelik soğuk. Sadece yılın 2 ayı karsız geçiyor. Şu an Eylül'ün başı ve oldukça soğuk ve askerlerimiz burada yıllarca çalıştırılmış. Savaş suçu bile işlenerek ağır işlerde çalıştırılmıştı. Ve Anadolu kuzularını, Mehmetçikleri Sibirya'da araştırıyoruz. En çok esir kampının bulunduğu Krasnoyarsk kentinde araştırıyoruz. Arkamızdaki köprü Yenisey Köprüsü. Yenisey Nehri'nin üzerinde. Krasnoyarsk kenti 1991 yılına kadar bu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin silahları, füzeleri, askeri mühimmatın burada imal edilmesi dolayısıyla tamamen turizme kapalıydı. Ve 1991-92 yılından sonra turizme burası açılmıştı.
Evet, şu anda biz Sibir'i batı bölümündeyiz. Krasnoyarsk'ın batısı, köprünün diğer tarafı da doğu tarafıymış. Buraya Sovyetler bir döneminde bütün mühimmatlar burada yapılıyordu. Çünkü tren yolda olduğu için her yere sevkiyat yapılabiliyor Krasnoyarsk'a. Hidroelektrik santralleri açısından da çok zengin bir yer. Yenisey Nehri'nin kıyısına kurulduğundan dolayı hidroelektrik santralleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bu enerji anlamında da Rusya'nın %20 enerjisi neredeyse Krasnoyarsk aracılığıyla temin ediliyor. Dolayısıyla da 1991'de Sovyetler Birliği dağılmasına kadar olan bölümde burası daha çok askeri bölge olarak kullanılmış. Mühimmat yapımı, mühimmat sevkiyatı burada gerçekleştirilmiş. Tren yolunun da olması nedeniyle tabii o da önemli bir faktör olmuş, tren yolunun olması. Dolayısıyla da 1991'de Sovyetler Birliği'nin yıkılması ardından bütün askeri alanlar boşaltılmış ve bu eyalet, şehir turizme de açılmış. Turizme açıldığından itibaren de çok sayıda çeşitli ülkelerden gelen insanlar burada yaşamaya başlamışlar. O yüzden de nüfusu bir anda 3 milyon üzerine çıkmış. Krasnoyarsk kentindeyiz. Çok sayıda caminin olduğunu öğrendik. Zira 100'den fazla etnik milletin yaşadığı, değişik dinlere ait çok sayıda insanın yaşadığı Krasnoyarsk kenti, üniversiteler kenti ayrıca. Birçok üniversite de bulunuyor burada ve camilerden birinin şu anda önündeyiz, Krasnoyarsk kenti. Bulunduğumuz cami imamından bilgiler alacağız. Şu an buranın en büyük mezarlarını bulmaya çalışıyoruz ve orada bir bölümde özellikle birinci kalbinde burada eski kalan ve esaret hayatı çekebilirim. Merkezlerin olan mezarları halen için çaba sarf ediyoruz. İmam bana alıyoruz. Я татарин по национальности. Татарин? Да. Сибирь елмасы. Ама, о када чок елма бар ки. Аман Аллах. 1975 yılında Türkiye ile Rusya arasında yapılan bir anlaşma neticesinde Türkiye'de bir kilisenin, Sendakula Kilisesi'nin açılmasına karşılık olarak burada da bir Osmanlı-Rus Savaşı'nda ölen dedelerimizin adına yapılmış olan bir mezarlık var. Onu bulmak için şimdi Trotsky Mezarlığı'na gidiyoruz. Krasnoyarsk kentindeki Müslüman mezarlığına geldik. Burada 1. Cihan Harbi'nde esir kamplarında şehit olan Mehmetçiklerin mezarları da muhtemelen burada. Ve Türkiye ile Rusya arasındaki bir anlaşma gereği buraya şehitlik yapılması düşünüyor biz. Şu an Müslüman mezarlığındayız. Rus rehberimiz, Türk rehberimizin eşliğinde mezarlığa girdik. O şehitliklere bakacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Oldukça bakımsız, perişan haldeki bir mezarlık.
dikenler, otlar, her şey burada sahipsiz bir mezarlık, sahipsiz bir şehitlik. Buradan yetkilileri göreve davet ediyoruz. 120 bin esir vardı Sibirya kamplarında. Bunların birçoğu her gün günde 20-30 tane vefat ediyordu. Ve onlar buralara defnedilip buralarda yok oldular. He thinks all this spot, all this place, so your soldiers are buried here, in this place, in this spot. Evet, bu bölgedeymiş. Yani şehitlik bu bölgedeydi ama diyor, şu anda hiç bakımsızlıktan şu duruma geldi diyor. 15-20 dakika beklerseniz diyor, asıl görevli de gelecekmiş buraya. In the bus, on the bus. Arabada bekleyebilirsiniz diyor mesela. Güçlükle içeri girdik ama her taraf dikenli, tel vesaire. Şu anda yine araştırmamız sürüyor. Yetkililerle de çalışmalar yapacağız ama buraya bir şehitlik, bir anıtın yapılması için Devralem programı olarak elimizden geleni yapacağız. Dostlarımız da, arkadaşlarımız da, Türkiye'den gelen Türk Dünyası, Türkistan Medeniyeti araştırma ekibiyle birlikte buradayız. Buradaki görevli bile Türk şehitliğini bulamazken bu bizim için bir ayıp. Nihayet Krasnoyarsk kentindeki şehit Mehmetçiklere ait mezarlıkları bulabildik. Yetkili geldi ve yetkiliyle birlikte, şu an arkadaşlarımızla birlikte mezarların bulunduğu yere doğru gidiyoruz. Ancak bir hummalı faaliyetin olduğunu da gördük. Zira bizi gelecekler diye şu an otlar kesiliyor, mezarlık temizleniyor. В 1842 году было открыто кладбище. То есть царская Россия выделила землю под кладбище. Так, русское кладбище, русское, значит, мусульманское кладбище и еврейское. Evet, 3 bölümde oluşuyor. Hem Müslümanların hem Hristiyanların da olduğu bir mezarlık. 1845 yılında burası açılmış. Ну мы вы обратили внимание, что это был 1842 год. Потом была революция. Şu görmüş olduğumuz alanda Müslüman mezarlığı, aslında hemen hemen çoğu Müslüman mezarlığı ama özellikle Türk askerlerinin olduğu bölüm şu anda bulunduğumuz bölümmüş. Bu otların üstündeki tepeler de aslında mezarlık olabilirdi. Yani bunların altında yatan Müslümanlar var diyor, askerler var diyor. Osmanlı-Rus Savaşı'nda, yani 1. Dünya Savaşı'ndan önceki dönemde ve bazı Türk askerlerinin de nedenini bilmiyorlar ama mesela diyor ki Bulgarlar da vardı diyor, Türkler de vardı, sadece Türkler değildi diyor. O dönemde sürgüne gönderilmiş oldukları da belirlenmişti ama niye gönderilmişler, nereden getirilmişler onlar belirli değil diyor. Yani Müslümanları da öldürüp ya da burada ölen Müslümanları da gömmüş olabilirler. Yani o çok net değil diyor, öyle gömülü olanlar da var diyor. Evet, yani devrimden sonra da taş dikilmeye, mezar taşı dikilmeye başlanılmış. Yani ondan önce sadece buraya gömüp gitmişler diyor. Ama devrimden sonra da artık ölen Müslümanlar için mezar taşı da dikilmeye başladı. Yani çoğunun diyor zaten o yüzden taş yok diyor, mezar taşı. Evet, şu andan itibaren tabi sadece Müslüman mezarlığı olarak bu bölüm kullanılıyormuş. Sadece ölen Müslümanlar buraya defnediliyormuş. То есть это самое старое кладбище, где были похоронены мусульмане. It's, самое старое. It's кладбище. The oldest cemetery in Krasnoyarsk where Muslims were buried. Evet, yani Krasnoyarsk'taki en eski mezarlık zaten burasıymış. Şu an itibaren zaten bütün Müslümanlar artık buraya defnediyorlar diyor. Значит, захоронение запретил здесь. То есть я не трогаю бугорки. То есть вроде как пришла немножко утепление какое-то, то есть немножко по-другому и поэтому. Yani diyor ki buraya defalarca üst üste çok kişi defnedildiği için diyor, hangi askerlerin olduğunu da zaten onu da tespit etmek de mümkün olmaz diyor. Ama burada diyor. Ama burası diyor.
burası zahmet 93 Harbi'nde, Birinci Dünya Harbi'nde bu bölgeye Doğu Cephesi'nde ve diğer cephelerden Rus-Osmanlı Savaşları'nda esir alınan ve getirilen dedelerimizin şehit olmaları sonucu yaptıkları şehitliktir burası, Türk şehitliğidir. İnşallah buraya Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bir şehitlik yaptırır. Türkiye'den gelen ekip ilk kez buradaki şehitliği, mezarları, askerlerimizin esir kamplarındaki askerlerimizin mezarlarını buldu, yetkililerden bilgi aldı ve şimdi kısa bir aşırı şerif okuyarak aziz ruhlarını şad edeceğiz. Gurbet evde vefadan, hatırlanmaktan uzak olan şehitlerimizi hatırlamış oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Sadakallâhul azîm. Amin. Amin. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz şu ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı başta Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzere bütün peygamberane evlat, ezvat ve etvalına, tüm meşayih-i kirama, hasreten bu beldelerde kalmış, İslam'ın bayrağı için buralara düşmüş, şehit olmuş olan ecdadımıza ve burada metfun bulunan tüm Müslüman cenazelere hediye dedi, sen kabul eyle. Amin. Ya Rabbi, biz bugünlerde bunlar için buralara geldiğimiz gibi, ya Rabbi, sevgili peygamberimizin bayrağı altında sevdiğin ve razı olduğun peygamberler, ashabınla, şehitlerinle, sıddıklarınla beraber ve burada bulunan tüm arkadaşlarımın ecdadı ve kıyamete kadar sürükleriyle beraber kabir hayatında, gömül kıyamette ve ahiret hayatında beraber olmayı nasip eyle. Amin. Takabbel minna meşni merdana ve rahmetana sırrı suretil fatihatan salavat. Şimdi İlahi Kelimetullah için gelen dedelerimizin torunları olarak onlara layık olmayı inşallah Rabbim bize nasip etsin. Buradaki kardeşlerimize, büyüklerimize Rabbim rahmet eylesin. Şu bulunduğumuz alan binlerce Mehmetçiğin yattığı yer. Esir kamplarında şehit olan Mehmetçikler. Buradan çok az sayıda Türkiye'ye dönen olmuştu. Onlardan birisi de rahmetli dedem, anamın babası Sarıkamış Gazisi Şerefoğlu Gazi Mustafa Şakar'dı. Giresun Nesbi ilçesi Dikmen köyünden, Soğuknar beldesinden Sarıkamış'a gitmişti asker olarak. Esir düşmüştü. 12 sene bu coğrafyada, belki Krasnoyarsk'ta, belki Kızıl'da. Ondan çok az şey biliyorum. Çünkü çok az şey bize nakledildi. Onu da minnetle, rahmetle anıyorum. Tamamlanan buradaki en ünlü çapeli göreceğiz birazdan. Yer itibariyle de yine aynı şekilde şehrin en yüksek noktalarından bir tanesine yapılmış. Krasnoyarsk'taki insanlar için çok önemli bir yeri var buradaki çapelin. Düğün merasimlerinde, diğer önemli günlerinde mutlaka herkesin ziyaret ettiği, uğradığı bir yer. Krasnoyarsk eyaletine bağlı diğer şehirlerden de
bu çapeli ziyarete gelen insanlar çok fazla sayıda. Şimdi onu göreceğiz. Yine aynı şekilde şehrin kuş bakışı görüntüsünde aynı şekilde bu tepeden de görmemiz mümkün. Bu toptan her gün saat 12'de top atışı yapılıyor. Top atışının yapılış gerekçesini de tarih unutulmasın diye izah ediyorlar. Rusya'nın Sibirya'daki en büyük kenti, hatta Moskova, Sankt Petersburg'dan sonra 3. önemli şehirlerinden birisi diyebileceğimiz Krasnoyarsk kentindeyiz. Evet, Sibirya'nın ana merkezi Krasnoyarsk kenti. Her yıl binlerce Türk turist, binlerce Türk iş adamı buraya gelir. Ama buradaki şehitlerden, şehit mezarlarından, Sibirya'da 120 bine yakın Mehmetçiğin esir kaldığı kamplardan maalesef haberleri yoktur. Krasnoyar, yani kırmızı torpak demek. Krasnoyar, kırmızı torpak demek. Moğolistan sınırına yakın, Çin sınırına yakın. Çok orijinal bir şehir. Türkiye'nin 4 katı büyüklüğünde toprağı var, 5 katı büyüklüğünde hatta. Gezimiz tüm hızıyla Krasnoyarsk kentinde devam ediyor. Sibirya bölgesindeyiz, Yenisey sahillerindeyiz. Selamun aleyküm. Balato Dağları, Tokmak. Jörnalist, oralarda çekim yaptım. What's your name? Yok, adınız ben. İsmail. Bekmirza. Bekmirza. Sezim. Hay Sezim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nerelisiniz? Azerbaycanlıyız. Neresinden? Gence'den. Aman Allah'ım, Gence. Gence deyince Nizami Gencevi hatırımıza gelir. Bir de bu Anasey sahili olunca, Türk toprakları olunca duygulanırız. Siz Nizami Gencevi'yi tanır mısınız? Tanıyorum. Niye tanımıyorum ki Nizami Gencevi? Ben fakir edirim ki ben Nizami Gencevi'nin doğulduğu şehirde doğulmuşam. Orada boya başa çatmışam. Aman Allah'ım. Nizami Gencevi'yi bir anlatın bize. Kimdir? Ne zaman yaşamış Nizami Gencevi? Nizami Gencevi 1141'de anadan olmuştu. Dünya şöhretli yazısıdır. Onun hamsası var. 5 eseri var orada. Bakalım neler söyleyecek bize Nizami Gencevi'den. Mahir der, bir genç yakınlaşır kerpiç kesen kişiye der.
sen niye koca kişisen, kerpiş kessen? O deyir ki, sen ikimiz zamanı el açmaktansa, kerpişle şeref pulu kazanmak bana şerefdir. Bize çay ikram ettin, para almıyorsun ya. Hayır, ayıp ola. Bahşiş ola. Ayıp ola değil mi? Ha. Yapma, ayıp olmaz, ödeyelim ya. Para almak ayıp ola. Nereden? Biz... Arkadaşlardan para almak ayıp ola. Bakın işte böyle, Anadolu'dan binlerce kilometre uzakta Türkiye'nin keyfini çıkarıyor. Hadi, Allah'a ısmarladık, çok rahmet. Merhaba, sağ ol, sağ ol. Burası Yenisey, keçmiş Türk torpaqlarıdır bura. Keçmiş Türk torpaqları. Atilla buradan gelip düz Romiyadan gelip çıxıb. Atilla. Bu nehir dünyada yegane çaydır ki, cənubdan şimala dökülür. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Neresinden? Burası Yenisey diye bilinir ama biz öğrendik ki burası Ani Çay'ymış. Yani ana çay, büyük çay anlamına geliyor. Kutlu kadın anlamına geliyor. İşte özbeöz Türkçe olan bir kelime, Rusçasını biliyoruz ama Türkçesini bilmiyoruz. Yani yüzlerce çayın birleşerek büyük oluşturduğu ana çay, yani Yenisey. Anasay yazıtları diyebileceğimiz birçok binlerce Orhan kitabelerine benzeyen yazıtların bulunduğu bölge. Esir kampları ve esirlerimiz diye yola çıktık, Sibirya'ya geldik. Ve Sibirya'yı karış karış gezerek Sibirya'daki esir kamplarını belgesel görüntülerle ekranlara getirdik. Şehitlerimiz için Fatiha okuduk, mezarlıklara gittik. Esir kamplarımızın çalıştığı fabrikaları ve esir kamplarını araştırdık. Ancak esir kamplarından eser yok. Zira hepsini adeta utanç vesilesi olduğu için kapatmışlar. Evet, bir dram yaşanmıştı Birinci Cihan Harbi'nde burada, bu coğrafyada, Sibirya'da. Evet, buralarla ilgili anlatılıp söylenecek çok şey var. Zaman ayırarak özellikle şehit torunlarını ve şehitlere vefa borcu ödemek isteyenlerin Sibirya'ya gitmelerini istiyor. Bir başka devralen programında buluşmak üzere. Sibirya'nın merkezinden, Krasnoyarsk kentinden, Yenisey Nehri kenarından Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Kahraman Gayrimenkul sizleri toprağa yatırım yapmaya çağırıyor.
İşlek Cadde'de bulunan bir dükkan, güzel bir ofis ya da deniz manzaralı bir daire. Hepsi de iyi bir yatırım aracı olabilir. Ama çok daha iyi kazandıran bir yatırım tercihiniz olduğunu unutmayın. Toprak. İnsanın toprakla ilişkisi, var olduğu ilk günden itibaren başlar. Toprak, insanoğlunun hamurudur. Toprak, uğrunda can verilen değerdir. Ecdat yadigarı mirasımızdır toprak. Vatan parçasıdır. Topraksız vatan, orman ve susuz hayat düşünülemez. Toprak, atalarımızdan miras değil, torunlarımızdan emanet aldığımız en kıymetli varlığımızdır. Asırlardan beridir üstüne değer katan bir yatırım aracı olan toprak, geleceğe yapılacak en iyi yatırımdır. Ve şimdi toprağa yatırım zamanıdır. Kahraman Gayrimenkul'le irtibata geçin, sizin de İzmit ve Kandıra'da yatırımlık tarla ve araziniz olsun. Gayrimenkul yatırımı uzmanlık işidir. Yatırımı doğru zamanda ve doğru yerde yapmak çok önemlidir. Yerli ve yabancı yatırımcıların tercih ettiği illerimizden biri olan Kocaeli, toprak yatırımı söz konusu olduğunda da ihtiyacınız olan tüm avantajlara sahiptir. Türkiye'nin sanayi, ticaret, bilim, teknoloji ve turizm merkezi olan Kocaeli bölgesinde sizin de bir toprağınız olsun istemez misiniz? Kahraman Gayrimenkul'ün yatırım uzmanları sizler için araştırıyor. Bilim, teknoloji ve Ar-Ge merkezleri, üniversiteler başta olmak üzere Kocaeli birçok organize sanayi bölgesinde uluslararası yatırımcıları bünyesinde barındırmasının yanında İstanbul, Yalova, Bursa, Sakarya illerine komşu olmasıyla da öne çıkmaktadır. Kahraman Gayrimenkul'le irtibata geçin, sizin de İzmit ve Kandıra'da yatırımlık tarla ve araziniz olsun. Gayrimenkul yatırımlarınızı Kocaeli'ye yapın. Toprak yatırımı söz konusu olduğunda Kocaeli'nin birçok ilçesi akla gelir. Ama Gebze, Çayırova ve Dilovası ilçeleri her geçen gün daha da gelişen organize sanayi bölgelerinden dolayı yüksek bütçeli yatırımcılara hitap eder hale gelmiştir. Bu sebeple küçük ve orta bütçeli yatırımcılar Körfez, Derince, İzmit ve Kandıra ilçelerini tercih etmeye başlamışlardır. Son yıllarda Körfez ve Derince ilçelerinin yatırım bandının belirli bir doygunluğa ulaşmasından dolayı yatırımcıların yeni gözdesi İzmit ve Kandıra olmuştur. Yaklaşık bir yıllık süreçte bu bölgedeki toprak yatırımı da hızla artış göstermiştir. Kocaeli, Marmara Denizi ve Karadeniz'e kıyı bandı olan bir bölge olduğu için şehir planlama ve yapılaşma konusundaki büyümesini İzmit merkeze 15 dakikalık mesafede olan köyler bölgesine doğru gerçekleştirmektedir. Bu yüzden oluşacak olan yeni mahalle ve bölge köyleri yatırım açısından önem arz etmektedir. Kahraman Gayrimenkul'le irtibata geçin, sizin de İzmit ve Kandıra'da yatırımlık tarla ve araziniz olsun. İzmit ve Kandıra köylerine yatırım yapın, siz de kazanın. İzmit ve Kandıra köylerine yatırım yapanlar kazanıyor. Çağırgan, Şahinler, Hakaniye, Kaynarca, Kul Mahmut, Bulduk gibi İzmit ilçe köyleri Umuttepe Hastanesi'ne 12 kilometre, İzmit Otogarı'na 18 kilometre, İzmit Merkez'e 20 kilometre, Gebze Merkez'e 60 kilometre mesafede kalmaktadır. Ayrıca köyler bölgesine 10 kilometre mesafedeki yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu, İzmit ve Kandıra bölgesiyle İstanbul arasındaki mesafeyi 1 saate indirecektir.
İzmit'in Sepetçi köyünde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kamulaştırma çalışmasından sonra bölgeye kent konut blokları yapılması planlanmaktadır. Ayrıca Derince'de başlatılan tapulaştırma çalışması kısa zaman içerisinde İzmit ve Kandıra'da da yapılarak bölgedeki fiyatları katlayarak yatırımcıları kazandıracaktır. Kahraman Gayrimenkul'le irtibata geçin, sizin de İzmit ve Kandıra'da yatırımlık tarla ve araziniz olsun. Kocaeli Karadeniz sahillerine yatırım yapın, Karadeniz'de yaşayın. Kocaeli'nin Karadeniz sahiline 59 kilometre kıyısı olduğunu biliyor musunuz? Giresun'dan sonra Karadeniz'in ikinci adası Kocaeli'nde. Adapazarı Karasu'yla İstanbul Şile arasında kalan Kocaeli Bağırganlı Babalı sahil hattı, Kandıra'yı deniz turizmi açısından stratejik öneme sahip bir bölge konumuna getirmektedir. Yaz dönemlerinde yerli turistler bölgeye ilgi göstermektedir. Karadeniz'i Kocaeli'de yaşamak için Kocaeli Karadeniz sahillerine yatırım yapın. Kahraman Gayrimenkul'le irtibata geçin, sizin de İzmit ve Kandıra'da yatırımlık tarla ve araziniz olsun. Kandıra gıda sanayicileri için cazibe merkezi. Kandıra Cezaevi bölgesinde kamulaştırmaları devam eden gıda organize sanayi bölgesi hayata geçirilecektir. Kurulacak olan organize sanayi bölgesi, ticari alanları, konut alanlarını ve yoğun bir nüfusu da beraberinde getirecektir. Bu da bölgeye yapılan yatırımlara artı değer katacaktır. Gıda organize sanayicilerinin yatırım ve üretim üssü olacak Kandıra bölgesinde sizin de bir tarlanız olsun. Gayrimenkul yatırımında uzman kuruluş Kahraman Grup. Kahraman Gayrimenkul sizleri İzmit ve Kandıra bölgesinde yatırım yapmaya davet ediyor. Uzman kadromuzla sizler için bölgede araştırma yaparak yatırım yapılacak en iyi gayrimenkulleri tespit ediyoruz. İzmit ve Kandıra bölgesinde bir tarlanız olsun, emekliliğinizi bağ ve bahçe yaparak değerlendirin, yarınlarınızı garanti altına alın. Toprağa yatırım yapmak için geç kalmayın. Kendinizin ve ailenizin geleceğini teminat altına almak için hiçbir zaman değer kaybetmeyecek olan tarla ve araziye yatırım yapın. Geleceğin cazibe merkezi olan Kocaeli, İzmit ve Kandıra bölgesi sizi bekliyor. Kahraman Gayrimenkul'le irtibata geçin, sizin de İzmit ve Kandıra'da yatırımlık tarla ve araziniz olsun. Kahraman Gayrimenkul, yatırım uzmanınız. Web kahramangrup.com.tr, e-posta kahramangrup@hotmail.com, telefon 0262 646 0303, GSM 0533-261-3175. Adres: Tatlıkuyu Mahallesi, Ahmet Pembegüllü Bulvarı, numara 40 Taksim A, Gebze, Kocaeli.